Merhaba arkadaşlar. Bu akşam klaslar konusuna değineceğiz. Excel VBA'da çok önemli bir yere sahip olan klas modül nasıl kullanılır? Bununla ilgili bir iki tane küçük örnek yapmaya çalışacağım. En basitten başlayalım. Bir üçgenin alanı hesaplayan bir program yazalım. Buraya üçgen diyorum. Ve üçgen için ihtiyacımız olan değişkenleri tanımlayalım. Public taban as integer diyebilirsiniz. Eğer tam sayı girilecekse aslında double demek daha mantıklı. Double. Yine public yükseklik. Yine double diyelim. Bir de bir fonksiyon yazalım isterseniz. Public function alan parantez içerisinde. Bize ne lazım şimdi alan için? T as double diyorum. Virgül y as o da double. Dönüş değeri de as double olacak arkadaşlar fonksiyonumuzun. Şimdi ben burada şuradaki t'nin şuna eşit olduğunu yani buradan geleceğini belirtmem lazım. T eşittir taban diyorum. Y eşittir yükseklik diyorum arkadaşlar. Sonra alan dönüş değerimiz alandır. Alan içinde ne diyoruz? Taban çarpı yükseklik pardon alan eşittir. Taban paranteze gerek yok. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu kadar. Mesela C#'ta falan işte return alan deniliyordu arkadaşlar. Burada sadece bu yazılıyor yeterli. Şimdi geliyorum bir form açıyorum. Formun caption'ına üçgenin alanı diyorum. Hemen buraya iki tane text bir text alıyorum. Şey bir label alıyorum. Bir text alıyorum. Şunu şöyle küçültüyorum. Arkadaşlar bu arada yine Bill Gates'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bir şey yapamıyorsanız güzel görünmesini sağlayın. Neden? Çünkü bu sizi sonuca ulaştırmak için kamçılayacaktır diyordu. Bu da artık aklımda yer edinmiş. Mümkün olduğu kadar görselliğe de önem veriyorum. Taban diyorum. İki nokta üst üste. Şu ikisini seçip aşağıya indirdim. Taban, yükseklik, bir de alan. Şuraya yükseklik diyorum. Şu aşağıdakine de alan diyorum. Şimdi yine burada arkadaşlar bir şey daha anlatmak istiyorum. Bakın dikkat ederseniz iki nokta üst üsteler aynı hizada değil. Bu durumda şöyle seçerseniz hepsini sonra aşağı gelip text elegant yazıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Right derseniz sağa hizala derseniz dolayısıyla şurada daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Bir de çalıştırdığım zaman dikkat ederseniz enter tuşuyla aşağıya kadar gelebiliyorum. Aşağıya gelmesini istemiyorsanız şunun tab stop olayı var. Tab stop'u false yapacaksınız. Dolayısıyla çalıştırdığınız zaman buralara veri girerken bakın aşağıya inmiyor. Çünkü buraya geçiş yok artık. Bir de bunda örneğin bir şeyler yazılmasın istiyorsanız bakın yazılmasın istiyorsanız bunun locut olayı var. Lock olayı yani kilitleme olayı. Bunu da true yapacaksınız. Nerede locut'u? Şurada. Bunu da true yaptığınız zaman orayı kilitlemiş olursunuz. Buraya artık bir şey yazamıyorsunuz. Hani buraya bir şeyler bunu bir de gri gösterirseniz şu backstyle'ını sıfır yaparsanız yani kullanıcı buraya bir şeyler girilemeyeceğini de buradan anlar. Vakit kaybı yaşanmaz. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olacaktır. Aynı zamanda buraya hesapla diyelim. Şöyle temizle pardon. Bir kopyasını alalım. Temizle. Bir de kapat diyelim. Temizle ve kapat. Bir de arkadaşlar program çalıştığı zaman şuraların üzerine mouse gittiği zaman renk değiştirsin istiyorum. Bunu daha pratik bir şekilde size anlatmaya çalışacağım şimdi. Bunun ismi Command Ton 1 dikkat ederseniz. Bunun 2, şunun 3 böyle kalsın. Şimdi formun içine giriyorum. Burada bir prosedür oluşturuyorum. Sub rank reset diyelim.
renk reset diyelim. Color reset de diyelim. Neyse Türkçe olsun. Renk tamam böyle olsun. Şimdi bakın şunu yazıyorum. Mi nokta command buton 1 nokta back color eşittir. Visual basic buton face diyoruz. Şunları kopyalayalım. Yapıştırdım. Şunu 2 diyorum. 2 şuna 3. Yani buton 1, 2, 3'ün rengini şu anki görünen gri renk. Şu gri renge çevir demek arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada color'a gelip şurada sisteme geldiğim zaman bakın buton face yazıyor. Yani şu anki standart rengi bu. Reset bu. Şimdi şu buton 1'in üzerine gelip bunun mouse move olayına geliyorum ve şunu yazıyorum. Diyorum ki mi nokta renk reset diyorum. Renkleri resetledim. Sonra mi nokta command buton 1 nokta back color eşittir. Şuradaki renklerden birini seçeyim. Örneğin şu rengi seçeyim. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum ve tekrar bu rengi eski haline getiriyorum. Tamam. Oradaki renk kodunu aldım. Bu kadar. Sonra şu prosedürün hepsini kopyalıyorum. Yapıştırıp şuna buton command buton 2 diyorum. Şuna da 2 diyorum. Tekrar aşağıya yapıştırıyorum. Şunu 3 yapıyorum. Buton 3 ve buton 3. Çalıştırdığım zaman dikkat ederseniz artık mouse'umuz butonlar üzerine gelince şöyle renkli gösteriyor. Bunu da anlattıktan sonra şunların adlarını değiştirelim. Bu text box 1'dir. Buna text'te taban diyeyim. Buna TX'de yükseklik diyorum. Ve şuna da TX'de alan diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu class'ımızı nasıl kullanacağız? Hemen dikkat edin. Hesapların içine giriyorum. Ve bunun click olayına giriyorum. Önce diyorum ki eğer TX'de taban nokta value eşittir boş ise veya val yani sayısal değerde txt'te taban nokta value eşittir 0 ise den bir mesaj versin msg box lütfen tabanı giriniz tırnağı kapatıyorum virgül vb critical'i seçiyoruz artı vb ok only diyoruz virgül tırnak içinde hata diyoruz. Bu kadar. Bir de şöyle bir şey daha yazıyoruz. 2 nokta üst üste TX'de taban nokta set focus. Fokuslan. Mesajdan sonra fokuslan. Önce fokuslayıp sonra mesajda gösterebilirdik. Fark etmez. Şunun kopyasını alıyorum ve aşağıya yapıştırıyorum. Eğer TX'de yükseklik boş ise veya TX'de yükseklik 0 ise lütfen yüksekliği giriniz diyeceğiz. Yüksekliği giriniz diyeceğiz ve nereye fokuslayacağız? TX'de yükseklik nokta set focus. Tamam. Bunu if'lerimizi koyduk. Şimdi şunu yazıyorum. Arkadaşlar şöyle dikkat edin. Dim A as üçgen diyorum. Ya da A değil de U diyelim. Dim U as üçgen. Yani U diye bir değişken tanımlıyorum. String integer tipinde değil. Üçgen klası tipinde. Üçgen tipinde bir U değişkeni tanımladım. Şimdi set ediyorum. Set U eşittir. New üçgen. Yeni üçgen oluşturdu. Yeni bir üçgen oluşturdu. Şu anda bu U harfi şu klasın tüm özelliklerine sahip. Sonra arkadaşlar şunu diyorum. U nokta dediğim zaman dikkat ederseniz alan, taban, yükseklik benim prosedür değişkenlerim burada dikkat ederseniz. Fonksiyonum, değişkenlerim burada. Biz nasıl ki user form 1 nokta dediğim zaman user form 1 nokta dediğim zaman nasıl yazılıyor ya bu? User form 1 nokta dediğim zaman bakın bütün özellikleri burada geliyorsa ya da işte TX'de taban nokta dediğim zaman bütün özellikleri burada geliyorsa bizim
üçgen klasımız özellikleri geldi. Arkadaşlar nesne tabanlı programlamada her şey bir klastan ibarettir. Her şey bir klastır. Dolayısıyla biz U nokta dediğimiz zaman bizim tanımladığımız değişkenlerimiz geldi. Şimdi burada ben diyorum ki taban eşittir. Tx'de taban nokta value. U nokta yükseklik eşittir. Tx'de yükseklik nokta value. Yani ben ne yaptım? Şuradaki şuraya gireceğim değeri U nokta tabana atadım. Şuraya gireceğim değeri U nokta yüksekliğe atadım. Şu anda onlar burada duruyor. Şurada duruyor. Şimdi de hesaplama yapalım. Peki hesaplamanın sonucu nereye atıyoruz? Tx'de alana atacağız. Tx'de alan nokta value eşittir. U nokta alan diyorum. Hep parantezi açıyorum. Şimdi bana diyor ki T'yi ver bana. T nedir? Budur. U nokta tabandır. U nokta taban virgül. Şimdi bana Y'yi ver diyor. U nokta yüksekliktir. Ve parantezi kapatıyorum. Bitti. Ondan sonra arkadaşlar bir mesaj da verelim ya da gerek de yok. Çalıştıralım isterseniz. Ya da çalıştırmadan önce şu temizleyi de yapalım. Temizlenin click olayına giriyorum. Bir döngüyle de temizleyebiliriz veya tek tek de yazabiliriz. Tx'de taban nokta value eşittir boşluk. Şunu Tx'de yükseklik nokta value eşittir boşluk. Tx'de alan nokta value eşittir boşluk. Tx'de taban nokta set focus diyoruz. Şimdi de kapatı da yapalım. Kapata da yine click olayına onload me diyelim. Ve çalıştırıyoruz. Şimdi taban 30, yükseklik 25, hesapla 375. Burada temizle diyoruz, temizliyoruz. Tekrar mesela birini boş bıraktık, işte 20 dedi. Lütfen tabanı giriniz. Hata verdi. Niye hata verdi? Exit sub yazmadık arkadaşlar. Bakın, devam etti. İşte devam etmesin diye 2 nokta üstten sonra exit sub diyoruz. Yine şurada da 2 nokta üstte exit sub diyoruz ki aşağıya gelmesin artık. İyi oldu bu hatayı görmemiz. Şimdi tekrar birini boş bıraktım. Örneğin 20 dedim. Hesapla lütfen taban giriniz tamam dedi. Bakın tabana gitti. Örneğin 35 350. Temizliyorum. Temizliyor. 14'te işte 33 231 bu şekilde bir örnek yaptık. Yine arkadaşlar bu klasla ilgili bir kayıt yapacak bir çalışma yapalım. Yine bir form açıyorum. Ya da yeni bir form açmayayım en iyisi. Sayfaya kayıt ettirelim. Bunu bir de kaydetmeyi nasıl yapacaksınız? Zaten mantık aynı mantık arkadaşlar. Şuraya dim. Şu sayfanın ismi ne? Sayfa 1. Buna hesaplama diyelim. Şuraya taban yükseklik ve alan diyoruz. Şimdi bir arkadaşımız son sayfaya nasıl yani son satır nasıl kaydedeceğiz diye sormuştu. Zaten derslerin çoğunda anlatmışım bunu. Dim has worksheet dim son satır as long diyelim. Dim x as long set h eşittir sheet hesaplamalar hesaplamaydı yanılmıyorsam hesaplama evet. Ondan sonra son satır eşittir h nokta range işte a 10.000 nokta end nokta row diyoruz. Son satırı aldık burada. Sonra ne dedik arkadaşlar? H nokta range A'nın SS artı 1'ine nokta value'sü eşittir. U nokta add da diyebilirsin. U nokta taban. Kopyalayıp yapıştırıyorum. B şuna da C şurası da U nokta yükseklik
yükseklik. Şurada bu nokta taban demeyeceğiz. Buraya da TX'de alan diyelim. Nokta value dedik. Ondan sonra hepsini temizleyelim. Bakın nasıl temizleyi tekrar yazmıyorsunuz. Temizleme için şunu yapacağız. Şuradaki click olayını alacağız arkadaşlar. Command buton 2 click olayını alacağız. Bunun için şu kaydetin hesaplarının içine şuraya mi nokta command buton 2 alt tire pardon şöyle 2 alt tire click diyoruz. Parantez yok. Şu şekilde. Bu temizleme oldu aynı zamanda. Bir de mesaj vereceğiz. Message box kayıt başarılı bitti. Şimdi çalıştırıyoruz. Taban 20, yükseklik 30. Hesapla şurada mi olmayacaktı arkadaşlar başında. Şöyle tekrar çalıştıralım. Bakın kayıt başarılı. Ama sadece sonradan geldi de neyse. 20, 30 hesapla kayıt başarılı. Sonra derim. Bir dakika biz ne yapıyoruz ya? Niye bunlar sonradan geliyor? Önce A geliyor. Aslında biz buraya U değil de TX'de taban diyeceğiz. Şuraya TX'de yükseklik diyeceğiz. O şekilde arkadaşlar. Tamam, şimdi bir daha çalıştıralım. 12'ye 60. Allah Allah. Nasıl yapıyorum bunu? Sonradan en son temizlesin. Buton 2 neydi? Temizleydi. Bir dakika. Şunu buradan sil alıp şuraya alıyorum. Tamam. Ha bir de en son ne yapıyorduk? Set hash eşittir nothing dememiz de gerekiyor arkadaşlar silmek için. Hem de boşaltmak için. 30-20 kaydet. Kayıt başarılı. Arkadaşlar ben anlamadım şu an niye en son atıyor. Mesajdan sonra atıyor. Ben bir anlam veremedim. Siz bunu buraya mı alacağız? A, B, C taban yükseklik alanı atıyoruz. Önce mesaj geliyor anlamadım diye. Neyse siz bunu bana yazarsınız sorunu. Ben çözemedim. Önce şuradaki taban geliyor 30. Sonra diğerleri geliyor. Bir anlam veremedim açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.